Cümleten selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Elmas'ın Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Günaydınlar. Sabahleyin videomu başlatayım dedim. Biber çıkardım derin dondurucuda. Şöyle biberimi kızarttım arkadaşlar güzelce. Ocağın altını açayım, kısmıştım. Niye kıstım? Ben aşağı kilere gittim arkadaşlar. Yazlık domatesimi getirmeyi yazdan koymuş oldum. Onu hemen açayım ağzını. Nerede o? Şöyle yazdan koymuş olduğum domatesimi biberin içine ekleyeceğim. Menemen yapacağım. Fazla domatesi sevmiyor bizimkiler. Ekşi oluyor diyorlar. Şöyle göz kararı ekledim. Elmas kardeşimiz sabahleyin erkenden kalktı. Daha kahvaltı yapmadan akşam öğlen yemeğini, akşam yemeğini düşündüm arkadaşlar. Şöyle biraz nohut ıslattım. Derin dondurucuda çemen vardı, onu çıkardım. Soğan salatası çıkardım, dip direzimde. Şöyle temizlenmiş hamsi aldıydım. Bunu da dolaba koyduydum, onu çıkardım. Bugün onu pişireceğim. Annem yazdan koymuş oldu. Şöyle taze kayısı, yaş kayısı arkadaşlar. Onu da çıkardım. Bugün menümüz zengin yani. Arkadaşlar menemeni pişerken ben de şu kayısını koyup sobanın üzerinde pişsin. Annem böyle için çekirdekten çıkarmış. İkiye ayırmış. Ben de bunu buzuyla şöyle 2-3 parçaya bölüm diyor. Küçük küçük daha güzel oluyor. Böyle iri olduğu zaman biliyorsunuz bir de şişiyor. Sevgili takipçilerimiz iyice kabarıyor. O zaman da kaşar falan sığmıyor. Ben şöyle yarı buzdum. Kayısılarımı bir bıçak yardımıyla 3-4 parçaya bölüyorum. Böyle daha güzel oluyor. Sanki konserve gibi oluyor. Yazdan doğramış gibi oluyor arkadaşlar. Bu kayısıyı biz hiç unutmadık. Bildiğiniz sarı sarı kayısı. Leyla Sultan dip frizimize koydu. Hepimize 2'şer 3'er poşet ayırmış. Allah razı olsun. Annem hepimizi düşünür. Hiç ayrımcılık yapmaz. Bir kardeşime ne verirse ötekine de aynısını verir. Ben o gün gidemediydim. Benim aklıma da ayrıca 3-4 kişi sevgili takipçilerim bana da getirdiler. Ben geçenlerde bir daha pişirdim. Bu ikinci. Soğan halkalarımı da kızartacağım. Yağımı koydum. Dışarıda ne soğuk var ne de sıcak var gibi. Kar akşamdan yağmış biraz, ondan sonra erimeye başlamış tekrardan. Bu sene kar yağmayacak diyorlar. Geçen kimi diyor? Hani kar benim gözükmüyor diyordu. Vallahi Rabbim ben bitteme. Sizi bizi duymaz. Her şey onun elinde. O istediğimi kar da ya fırtına da çıkar. Arkadaşlar. Yağım da şöyle ısınmış. Meloşum da kaynıyor. Sizleri şöyle yakına alayım isterseniz. Yakından soğan halkalarımızı da kızartalım. Zaten domatesim biliyorsunuz pişkin. Ben güzelce kaynatıp koydum arkadaşlar. Her şey tamam. Bunu pizzalara, işte makarnaya, mantıya, menemene kullanın diye yaptım bu domates sosunu. Artık kış geldi, yavaş yavaş yazdan koymuş olduğumuz ürünlerimizi kullanacağız sevgili takipçilerimiz. Bence o yeterli. Bunu da koyup sonra yapayım arkadaşlar. 2-3 tane olsa yeter. Çok olduğu zaman inanın hem yemiyorlar hem de biraz daha özleyelim. Özleyince pişirelim. Sizi şöyle alayım.
Ya bu biraz kusuk mısmanı mesela ben. Kayısılarla ilgilenirken ya çok kızarmış, bir de soğan halkamı biraz buzlara gitse daha iyi olurdu ama o zaman da şöyle yemeğimizin kapağını getirdik aceleyle etrafa sıçramasın diye. Birazcık daha yağ ekledim. Yağsa ızgıt sanki. Melemenimizin yumurtasında kıralım. Melemenimiz hazır. Azıcık uzatayım arkadaşlar. Biberlerim az daha yanacakmış arkadaşlar. Domates almaya gittiğimde. Bu da tamam. Çiğ yumurta hiç sevmem arkadaşlar. Melemeni normalde karıştırmamak lazım ama bizimkiler de hiç sevmiyor. Şöyle bir karıştırayım. İçinde yumurtası çiğ kalmasın. Arkadaşlar belki sizlere şimdi elma okuldan sıçrattım, ne yaptın öyle diyeceksiniz ama derin dondurucumdan da anlamadım. Şöyle içinde neredeyse yarım kilo yakın buz tutmuş. Bildiğin karlanmış. Ben hiç görmedim böyle. Göstereyim şöyle. Bildiğiniz kar olmuş arkadaşlar soğan halkamın içi.
Arkadaşlar soğan halkamı da kızarttım. Menemenimi de yaptım. Çayımı da demleyeyim. Kahvaltımız bizlere afiyet olsun. Videonun devamında bakalım neler yapacağız. Arkadaşlar, kompostumu da yapayım, göz kararı. Şöyle şeker dökeceğim. Yeterli. Maya hoş olsun. Üzerine geçecek kadar da çeşmemde soğuk su dolduruyorum. Şimdi bunun ağzını kapatayım canlarım. Şöyle göstereyim. Kompostumuz da inşallah hazır olacak. Tenceremin ağzını kapatayım. Sobamın üzerine koyayım. Ben bunu sobanın üzerine götüreyim canlarım. Aslında bulaşık makinemi boşaltacaktım arkadaşlar. Ama kahvaltıdan sonra boşaltayım. Şimdi boşaltsaydım kahvaltıyı yaptıktan sonra da içine tekrar yerleştirmesi kolay oluyor. Şöyle bardaklarda yavaş yavaş başlayalım. Ben şeker kullanmıyorum ama bizimkiler kullanıyor. O yüzden koydum arkadaşlar. Sabahleyin kalktım mı sanki kafam gözüm şiş gibi geliyor kendime. Sanki zor açıyorum gibi böyle sevgili takipçilerim. Hasta olacağım herhalde vallahi ben. Kötü öksürüyorum. Aynı kötü tohumlar gibi. Bunu da düşürdüm arkadaşlar buzdolabın kapağında. Kapağını falan kırmızı. Meloşumuzu da koyalım. Vallahi bundan güzel kahvaltı şam da gayesi yeter. Salata domatesle doğrasam mı ki pek yemiyorlar ama. Ayhan da sobamızın kovasını değiştiriyor. Dün Serkan burada video çekerken dondu arkadaşlar. Sen diyor iyi üşümeden duruyorsun burada diyor. Ne yapayım dedim. Soğuk. Gidecek yer olsa da gitsek sıcak illere. Mı? Ne hale getirdim? Sabahleyin nasıldı? Şimdi nasıl oldu? Ben şimdi bunu götüreyim arkadaşlar. Şöyle birazcık da mutfağımı toparlayayım. Bizlere afiyet olsun. Videonun devamında yemek yaparken görüşürük büyük bir ihtimalle. Sevgili takipçilerimiz biz kahvaltımızı yaptık. Sinimiz sıframız çocuklarımız kaldırıyor. Hazırlaması benden, kaldırması da bunlardan. Çöreklerimiz soframız kaldı. Kayısı kompostumuz kaynıyor sobamızın üzerinde. Sobamı kapattım canlarım. Kendi başına burada koyulasın, lezzetlensin. İçine tarçın da atayım mı Serkan? Ama o zaman kayısı tadını alamaz herhalde. Ben şimdi ortalığı toparlayayım arkadaşlar. Mutfağıma geçeceğim, yemeğimi hazırlayacağım.
Sevgili takipçilerim, şöyle bu bezim biraz ıslak, nemli kalmış. Dün akşam bunu ıslattıydım. Şuraya astıydım kurusun diye ama hava soğuk olduğu için kurumamış canlarım. Mutfağımdan, dolabımdan getirdim mutfak bezimi. Geçen gün işte mutfak bezimle sildim demiştim. Bazen hani ağzımdan çıkıyor öyle sözler. Normalde bezlerim hep farklı sevgili takipçilerim. Banyonunki bir ayrı, mutfağınki bir ayrı. Sobanın altını sildiğim bir ayrı. Bu arada ben Polatlı'dan biliyorsunuz bulaşık makinesi tableti aldıydım. Uygun bir fiyata. Beni izleyenler bilir. Vallahi çok güzel yıkamış arkadaşlar. Hani bir tane markalı vardı. Şöyle ismini söylemeyin. Zaten görünce anlarsınız. Yani reklamını da yapmak istemiyorum ama uygun fiyata alın diye. Sizler de alın diye arkadaşlar. Şunu Polatlı'dan aldıydım. Şu markayı. Bunu onunla yıkadım. Akşam bir deneyim dedim. Çok güzel yıkamış. Hiç leke de kalmamış, iz de kalmamış. Bununla aynı seviyede yıkamış. Ben şimdi eşleştirdim canlarım. İnanın bir farkı yok yani. Boştan yere para ödemeyin. Ben denedim bugün makinamı. Çok güzel yıkamış. Leke kalmamış. Artık ondan alırım. Yani iki katına alacağıma iki paket almış oluyorum o fiyata. Tertemiz yıkamış. Ben memnun kaldım sevgili takipçilerim. Ama hepinizin bulaşık makinesi aynı olur mu bilmem. Görüyorsunuz hiçbir leke yok. Parıl parıl parlıyor. Canlarım ben memnun kaldım. İyi ki almışsın. Zaten o gün Arzu'ya da dedim hani benim makine yıkaması sana verdim. Tamam İnge diyordu. Bugün denedik. Bulaşık makinemiz güzel sonuçlar elde etmiş arkadaşlar. Sevindim vallahi. Hani ne kadar uygun alırsak o kadar bizim için iyi. Çünkü her şey ateş pahası oldu arkadaşlar. Gerçekten abartmıyorum. Eskiden biz Serkan'la alışverişe çıktığımız zaman arabalar dolduruyorduk. Hatta şöyle söyleyeyim. Bir sürü şey alıyorduk. Bir sürü. Akla hayale sığmayacak şeyler. Sadece 1000 TL ödeyip geliyorduk. Ama şimdi geçen gün ikimiz bir gittik. Bir maden suyu aldı valla. Bir koli yumurta aldı. 6 adet maden suyu, bir koli yumurta. Bir de neydi ki acaba o gün bir yerinde? Ne aldıydı ki Serkan? Bir koli yumurta aldı. 140 TL'ye para ödemiş. Bir şey yok. Eskiden 150 TL'yi bundan bayağı bir önce neler alıyorduk. Hatta pazar arabamız oluyordu arkadaşlar. Sizler de zaten biliyorsunuz aynı. Köylerde yaşıyor, aynı şehirlerde yaşıyor. Hepimizin hayat mücadelesi var. Allah herkesin yer ve yardımcısı olsun canlarım. Bunu da tavuklarıma serpeceğim. Biz kahvaltımızı güzelce yaptık. Herkes kabuğuna çekildi. Şöyle sıcak suyu açayım da gelsin diyorum ama gelmiş. Sıcak suyumuz gelmiş canlarım patlamadan. Şükürler olsun Allah. Valla pek mutlu oldum. Ellerim en azından üşümeyecek. Havada sıcak. Isırmıştır kesin. Akşamki kar hiç gitmemiş. Bizim ısınıcı da bir alem. 3 gündür hava sıcak gelmedi. Dün akşam kar yağdı, ısınıcımız gelmiş. Bu nasıl hiç anlamadım sevgili takipçilerim. Bu yemeğin de hepsi takılıyor. Takılma gel bu tarafa. Thank you.
Arkadaşlar ben mutfağımı toparladım. Şimdi nohut yemeğimi koyayım. Sobam üzerine pişsin. Bir tarafında çocuklarıma kurabiye yapacağım. Anne kurabiyesi. O zaman biraz ortalığı toparlayayım. Tekrar tezgahımızda görüşürüz canlarım. Sevgili takipçilerim, yağdanlığım vardı. Onu yağsını buraya süzdürdüm. Bu kadar kalmış. Onu da şöyle tekrar göstereyim. Şöyle yaptım arkadaşlar yağdanlığımı. İçine yağ çözü sıktım. Bulaşık makinem içine döndürdüm. Burada güzelce yıkanıyor. Bu şekilde birkaç defa kızartma yapıyorum. Tekrar bu şekilde boşaltıyorum, yıkıyorum. Tertemiz oluyor. Sabahki kapağımı da yıkadım canlarım. Onu da şöyle patatesin ağzına kapatayım. Kahvaltı hazırlarken. Nohudu pişirecektim. Nohudum tam kabarmadı. Bu biraz beklesin canlarım. Bunu bir köşeye bıraktım. Bunun kümenimiz hamsi. Hamsimiz çizile dursun. Şöyle iç harcı koyduydum. Arttıydı. Lahmacun yapacağım çocuklarıma. Bir bakayım. Buzu çözülmüş mü? Çözülmüş canlar. Geçenlerde bunu buzluktan düşürdüm. Saklama kabımı kırdım sevgili takipçilerim. Gayet güzel çizilmiş. Şimdi ben hamur yoğuracağım. Böyle 10 kadar beze. Ayhan'la İbrahim Efe çok seviyor lahmacunu. Serkan pek arası yok. İkimiz de hamsi yiyelim. Çocuklarıma lahmacun yapacağım. Onun hamurunu yoğuracağım. Deterjanım burada bitmiş. Deterjanımı da doldurayım. Valla ne denk gelirse ondan dolduruyorum sevgili takipçilerim. Hangisi olursa. Marketten aldığımda ucuz aldığımı da katıyorum. Ötekini de katıyorum. Hepsini katıyorum. Taşınmayalım. Yeterli. Şuradaki parlatıcı da dökeyim arkadaşlar. Zaten az kalmış. Daha doldurmadı. Tekrar buraya koydum. Onu da doldurdum. Vallahi evde işte böyle yavaş yavaş usul usul kendi halimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum sevgili takipçilerimiz. Biraz önce çayın başından kalktım. Bir çay kahve içsem olur aslında. Sizlere bir şöyle sohbet aralığı vermeyi seviyorum. Hani oturup da sohbet etmeyi sizlere seviyorum sevgili takipçilerim. Sürekli iş yaparken konuştuğum zaman ama şöyle yapalım. Biraz dinlenme molası verelim. Sizlerle birlikte sohbet molası. Hamurumuzu yoğuralım. Biz sohbet ederken o da alışmış olsun, dinlenmiş olsun. Bunu biraz yağlı gibi hissettiğim zaman şöyle bulaşık deterjanı döküp güzelce ovalıyorum. Hemen yıkamıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bekletiyorum. Hem bezim tertemiz oluyor, beyazlıyor. Hem de yağsı gitmiş oluyor. Şöyle göstereyim. Bu şekilde bir 5-10 dakika bekletiyorum. Ondan sonra lazım oldu. Bir yıkıyorum canlarım. Şimdi lahmacun hamurumuzu yoğuralım. Malzemelerimi ben hazırlayayım. Yoğururken tekrar sizlerle birlikte. Hemen malzemelerimi hazırladım arkadaşlar. Şöyle bir su bardağı suyum var. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyeceğim. Ve una ihtiyacımız var. Hemen yoğurma işlemine geçelim. Suyumuzu ekledik. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz. Azıcık da zeytinyağı ekleyecektim ama dolmuş canlarım. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı alayım. Şu kadar. Göz kararı. Bu
hemen unumuzu ekleyelim, yoğurma işlemine geçelim. Alabildiği kadar da un ekleyeceğim tabii ki. Göz kararı. Ben uzun hamur yapmayayım çünkü iç harcım az arkadaşlar. Şöyle 10 kadar olsa yeter bize. Arkadaşlar bu 10 kadar beze olmayacak. En iyisi ben şöyle yarım su bardağı kadar da su alayım ki 10 beze kadar olsun. Bir buçuk su bardağı ekledim. Şimdi biraz daha hamurumuzu çoğaltalım. Hamur ne kadar güzel yoğursak o kadar güzel lahmacunlar elde etmiş olur arkadaşlar. Zaten güzel yoğurmanın püf noktası da elinde hamur kalmadığı zaman güzel yoğurmuşsun demektir. Lahmacun bezeleri fazla büyük olmayacak. Buradan 10 kadar çıkar diye düşünüyorum. 1,5 su bardağı su ekledim. Alabildiği kadar da un ekledim. Birazcık yağ, birazcık da tuz. Ben bazen içine maya da katıyorum arkadaşlar. Öyle de güzel oluyor. Ama böyle daha çıtır oluyor. Eğer maya katmazsanız, normal un, su, tuz eklerseniz lahmacunlarınız daha çıtır oluyor. Kolay gelsin anneciğim. Hoş geldin. Hoş buldum. Dün geldin döktün ya beni iş yaparken. He. Bir tane takipçimizin nasıl hoşuna gitmiş. Kamera arkası. Görmedim ben kamerayı. Kameradan haberi yoktu arkadaşlar. Sonra şaşırdı görünce. Lahmacun yapıyorum size. Kolay gelsin anneciğim. Ellerime sağlık. Şimdi evlerin lezzetinde daha tersi yine. Hı. Dedim Ayhan. Aynen çok seviyorum benim yaptıklarım yemeği. Böyle hamur işi, börek işi. Serkan pek arası yok Serkan'la ama Ayhan kime çekmiş bilmiyorum. Şöyle bir el büyüklüğünde bezemiz elde oldu arkadaşlar. Şimdi bunu 10 parçaya bölelim. Bezelerimizi bunlayıp koyalım. Toplamda 10 tane bezem oldu sevgili takipçilerim. Hepsi de eşit miktarda böldüm. Ne fazla ne eksik olsun diye şöyle unları unlayalım, bezelerimizi alalım. Çok seviyorum ya hamur işleriyle uğraşmayı. Şimdi ağzımı kapatayım arkadaşlar. Bu burada beklesin. Beni şöyle bunun da bunun içine eriyeyim.
lazım olacak. Elim ayağım yıkayayım, hamurum biraz dinlensin. Ben kendime bir kahve yapayım canlarım. Daha sonra lahmacunlarımızı açma işleminde, yapma işleminde sizlerle birlikte olalım inşallah. Ha, bak bu köpüklüydü, bunu unuttum. Şimdi daha güzel oldu. Buranın ununu da almış oldum. Canlar. Allah'ım bir kenara alayım. Bu burada dursun. Tezgahımı şöyle boşaltayım canlarım. Tertemiz olsun ki çalışmam da kolay olsun. Arkadaşlar şöyle bezimi göstereyim. İlacı sıktıktan sonra tertemiz oluyor. Bulaşık deterjanını bir böyle 10 dakika 15 dakika beklettik mi mutfak bezimiz resmen beyazlıyor. Ben kendime bir kahve yapayım. Şöyle sizi kenara alayım. Nohudumu da buraya alayım. Büyük bir ihtimal bu nohudum yarına kalır canlar. Kahvemi hazırlayayım arkadaşlar. Vallahi bu ara kayınvalidem bile hiç gitmiyor. Ta Polatlı'dan geldiğimizde gördüydüm. Aslında bu akşam belki o tarafa doğru bir giderim. Bir bakın ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Şuradan da kahvem kaynayana kadar tavamı çıkarayım arkadaşlar. Kapak ona göre iyi oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ince tavada güzel oluyor canlarım aşması. Kurabiye yapacaktım. Lahmacun yaptıktan sonra mı yapsam ki? Onu da bir ayrı bloktan paylaşsam acaba? Bayağı uzun oluyor. Uzun olunca da sizlere de sıkmak istemiyorum canlarım. Hemen şöyle kahvemin yanına. Benim küçük küçük tabaklarım vardı. Acaba ondan nereye koydum? Hiç gözükmüyor. En son burayı yerleştirdiğimde buradaydı. Bir daha da göremedim onlar sevgili takipçilerim. Neyse şöyle. Fazla tatlı tüketmemeye çalışıyorum. Şöyle ayaküstü kahvemi içeyim canlarım. Oturdum ya demişsin. Oturayım be Elmas. Bugün de kendime bir vakit ayırayım. Şöyle yemek masama bir oturayım. Keyiflice kahvemi içeyim. Sanki arkamdan koş koşan mı var? Ya da dünyanın arkasından mı koşacağım? Yetişemiyorum. İşleri bitiremiyorum arkadaşlar. Kendime hiç zaman ayırmıyorum. Bazen diyorum her gün yapıyorum. Her gün aynı. Mesela dün yaptım dip bucak. Bugün temizlemeyeceğim. Bugün de çocuklarım için yemekler hazırlayacağım. Kendime öyle iş buldum. Ezan-ı Şerifimiz de okunuyor. İsterseniz sizlere bir dinleteyim. Ondan sonra kahvemi içeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü yurt dışında kardelen bacım var. Bir sürü bacım var. İsmini saymak istemiyorum onların da. Hani bazıları İsmimi geçirmeyin diyor. Herkese selam olsun buradan. Ezan-ı Şerifimiz orada dinlenilmiyormuş arkadaşlar. Bu ezan-ı şerifimiz de onlara gelsin. Yurt dışında yaşayan bütün takipçilerimize.
Arkadaşlar ben ezanı şerif dedim ama galiba sela veriliyor. Vefat etmiş kim ettiyse bilmiyorum. Ben dinlemeden ezanı şerif zannettim. Hocamız okuyunca. Rabbim korktuğundan kurtarsın inşallah. Mekan cennet olsun. Yakınlarına sabır versin Allah. Gerçekten yaşıyor ama ölüm de burnumuzun dibinde arkadaşlar. Ne zaman öleceğiz, ne zaman kalacağız? Allah'tan başka kimse bilemez. Her canlı ölümü tadacaktır. Ne kadar yaşasak da, gülsek, oynasak da bir gün ölümü bizleri de tatacak arkadaşlar. Kaçış yok. Sevgili takipçilerim, kahvemi yaptım. Neşeli neşeli. Ama insan ister istemez üzülüyor biri vefat ettiği zaman. Gerçekten ölüm zor. Biz insanoğlu o kadar farklıyız ki hani dağlara taşlara sunmuş Rabbim ölümü. Kimseler kabul etmemiş. Sonra bir cenaze evine kaplumbağa göndermişler çarşafla birlikte. Cenaze evinde herkes ağlıyormuş. Kaplumbağa içeri öyle girince gülmeye başlamışlar. Ölüm bizlere verilmiş. Hani acısı bizlere verilmiş. Bazen işte bunlar düşünüyorum arkadaşlar. Hani bu ara üzerinde bir karamsarlık var diyorum sizlere. Zaten izleyenlerde bir durgunluk var. Şöyle düşünüyorum, işte hangi bir işin arkasından koşacaksın, elmas ya da yetişeceksin, yetişmeye çalışıyorum diye düşünüyorum. Bazen işi oluruna koy diyorum. Bir gün temizlersen bir gün temizleme diyorum, boş ver diyorum. Zaten hani ödül veren mi var ya da temizlemişsin diye.
mükafatlandıran mı var diye düşünüyorum. Bazen de diyorum hani yapıyorsam da kendime yapıyorum. İçim rahat ediyor en azından. Evime girdiğim zaman böyle bir huzur oluyor. Yine de bir söz var arkadaşlar. Evini temiz tut, misafir gelir. Bedenini temiz tut, ölüm gelir. Ben kahvemi içeyim. Lahmacunlarımızı yaparken görüşürüz canlarım. Bunlarımı böyle ekledim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Önce bezelerimi haşlama işleminde başlayacağım. Serptiğim yerlere bu şekilde seriyorum arkadaşlar. Eğer hamurunuzu bu şekilde bir yarım saat kadar, bir saat kadar dinlendirirseniz haşması sizin için daha kolay olur.
kullanmayıp açtım. Şimdi tavam ısıtıyorum. Lahmacunlarımı da süreyim. Lahmacunun iç harcını elinizle de yapabilirsiniz. Kaşık yardımıyla da yapabilirsiniz. Ben elim batırmadan yapabiliyorum canlılarım. O yüzden kaşığımla şöyle fazla içi dolu da iyi olmuyor. Bizim çocuklar sevmiyor. Bir de fazla doldurduğun zaman ister istemez sanki çiğ kalıyor gibi hissediyorum sevgili takipçilerim. Ben tam istediğim gibi 10 beze yapacağım dedim. İç harcım da inşallah yeter. Tavamı ısıtıyorum. Sizler şöyle tavamın olduğu yere alayım. Bu şekilde açıyorum. Şöyle iki elimle alıyorum. Tavamın içine bırakıyorum canlarım. Daha sonra tenceremin ağzını kapatıyorum. Tavam daha pek ısınmadı. Bu şekilde yapıyorum. Şimdi diğer lahmacunumu böyle süreceğim. Onu da şöyle şurada süreyim. Sevgili takipçilerim, sizler de görün. Diğerlerine zarar vermeyeyim hamurlarımı. Şöyle alayım. Şimdi bunlar pişirilsin arkadaşlar. Ben bir ayran yapayım. Bir yoğurduğumda da ayranımı yapayım. Şöyle azıcık tuz atalım ayranımıza. Sen ne attın, yanıyor mu yoksa? Şurada sularını aldım. Vallahi pek güzel pişmiş sevgili takipçilerim. Servis tabağı alayım. Şöyle alt kısmını da göstereyim sizlere. Şu aslında bunun kapağı değil canlarım. Bunun kapağı keşke delikli olsaydı. Hava alamadığı için bazen böyle oluyor. Şöyle ayranımı da hemen yapayım. Ayhan! İbrahim! Hemen çocuklarıma bir servis yapayım. Lahmacun yaptım size. Limon da sıkalım. Of. Of diyorum sana. Ayla şöyle gidelim. Çağır abini. İçine maydanoz da dürüp mü? Arkadaşlar ben gerçekten seviyorum çocuklarımı mutlu etmeyi. Onlara bir şeyler yap, yedirdiğim zaman çok mutlu oluyorum niyeyse.
Şöyle bolca limonunu da sıkalım. Yemede yanında yat oldu. Ayranı da boyalım. Sevgili takipçilerim, ben bu şekilde hazırladım lahmacunumu, ayranımı, çocuklarıma şifa olsun. Yapacak olanlar varsa onlara da kolay gelsin. Aynı şekilde lahmacunlarımı yapıp çocuklarımı ve bizler yiyeceğiz. İnşallah sizler de denersiniz tarifimi. Allah'a emanet olun, kanalımda kalın. Hoşça kalın. Bu arada lahmacunun iç harcında neler var onları da hemen hızlıca bir sayayım. Kuru soğan, yeşil biber, domates, salça, toz biber, karabiber, kimyon, tuz, salça söyledim. Kıyma. Bu kadar arkadaşlar. Hepsini robotta çektim. Sarımsak var içinde. Bol acılı bizimki. Siz isteğe bağlı. Ne katmak istiyorsanız onu katabilirsiniz. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kanalımda kalın.